Herkese hoş geldiniz, iyi akşamlar. Bu Ramazan gecesinde vaktinizi ayırdığınıza göre demek ki beraber bir şeyler yapmak istiyoruz. Öncelikle ben kısaca bir şeyden bahsedeyim. Bu FileMaker veri tabanı şu anda konuştuğumuz gibi Apple'ın bir yan ürünü. Bu yazılımın özelliği Amerika'da kod kullanmadan çözüm üretebileceğiniz no code veya low code olarak çalışan bir yazılım. O konuda bir numara seçiliyor. Ve de bilgisayar programcıları kullanabildiği gibi daha çok kendi işini çözmek isteyen insanlar için. Bu derste ben teorik kısmını anlattıktan sonra bir sonraki güne kadar ben burada yapacağım da aynı zamanda bütün uygulamaları. Yaptığım uygulamaları siz ertesi gün uygulamak, bir sonraki güne uygulamış olarak, öğrenmiş olarak geleceksiniz. Hani bir doğulu bir bilgenin bir lafı varmış. Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam anlarım. Anlamak için mutlaka yapmanız, birkaç kere yapmanız gerekiyor. Ben bir kere yapıp göstereceğim size. Bugün değil de yarından başlayarak. Ondan sonra yaptığım şeyleri siz bulacaksınız. Evet. Bu eğitim boyuncaki göreceğimiz şeyleri özet olarak biraz anlatmaya çalışayım. Önce bir uygulama yapacaksanız bunu planlamanız lazım. Peki nasıl planlayacağım? İşte bunu birinci derste anlatacağız. İkincisinde bu planlı yaptığımız şeyi verilerin düzenlenmesini anlatacağız. Ve bir de veri tabanı, database'teki temel kavramlar var. Bunları konuşacağız. Çünkü kelimelere aynı anlamda yüklemezsek, işte o şey deyince şey olunca çok şey manasına gelebiliyor. Onun için şey demek yerine, hani o ekran var diye demek yerine, o ekranın adına ne diyorsak, o çözüme ne diyorsak, aynı isimleri kullanırsak çok daha hızlı yapabiliriz. Onun için kavramları birebir öğrenmeniz gerekiyor bence. Düzgün haberleşebilmek için. Daha sonra yarınki derste başlayacağız. Birinci veri tabanı oluşturacağız. Veri tabanımız burada bir fizik tedavi merkezi var. Orası için bir çözüm oluşturacağız. İşte bu şey boyunca da onu ekleyerek, üzerinde işlemler yaparak bir sürü şey öğreneceğiz. Bunlardan bir tanesi tasarım dediğimiz. Tasarım demek işte bilgilerin ekran nasıl gözüktüğü, bunu yapacağız. Sonra kayıtlar, ilişkili kayıtlar görmek için bir konumuz var. Sonra formül yazmaları anlatacağız. Sonra mobil cihazını nasıl kullanırız, multi user'ı nasıl yaparız, bunları anlatacağız. Sonra bu bilgilerden, datalardan bilgi, information nasıl edilir, yani rapor nasıl hazırlanır göreceğiz. Daha sonra da betiklerle çalışmayı anlatılacak. En son konumuz da kullanıcı tanımlamaları ve yetkilendirme. Kimin ne kadar yetkisi olacak onunla ilgili de kısaca değineceğiz. Evet, şimdi birinci konudan başlayalım. Bir plan yapmak. Dedik ki hani bizim bir tane fizik tedavi merkezimiz var. Buraya bir yazılım yapacağız ya. Bunun için bir plan. Nasıl olur plan? Plan nasıl yapılır? Birinci adım list your pain points diyor. Bu sancılı noktaların tespiti. Yani durup dururken nereden çıktı bu kardeşim buraya bu uygulama yapmak? Ha, bütün millet toplanıp belirlemek için. İkincisi, bunlardan bir tanesini ana madde olarak seçiyoruz. Üçüncü adım, bir tane problem cümlesi yazıyoruz. Dördüncü adım da bu yapacağımız uygulamanın özellikle neler olacak onları belirliyoruz. Birinci adım demiştik ki sancılı noktaların belirlenmesi. Onun için şirkette bununla ilgili kişiler kimler varsa onlarla oturup bir beyin fırtınası, bir konuşma yapıyoruz. Beraber bir toplantı yapıyoruz. O toplantıda soruyoruz. Nedir derdiniz? Kim hangi işi yapıyor? Yaptığı işin sonuçları, şeyler neler? Bu konudaki
problem ne? Bu işi yaparken ortaya çıkan sıkıntı nedir? Bütün bunları sorgulayarak sancılı noktaları test ediyoruz. Birincisi, mesela hastalar, müşteriler çok bekliyor. İkincisi, fizik tedavi uzmanları elle mapa üzerine elle not alıyorlar. İşleri acele olduğu için acele dolduruyorlar. Bazen eksik kalıyor formlar, eksik bilgiler yazılıyor. Daha sonra bu elle notları, kağıtları ofisteki çalışanlar tekrar bilgisayara geçiyor. Bütün bunlardan hatalar çok, rapor almak zor halde oluyor. Bunlar bizim sıkıntılı noktalarımız. Evet, peki burada ipin ucu neresi? İpin ucunu doğru bulmamız lazım. Doğru bulamazsak çözüme gidemeyiz. Yani neresinden başlasak diye başlıyoruz. Yaptığımız toplantıda verdiğimiz karar, bir defa not almaktan başlıyoruz değil mi? Öncelikle bu veriler, datalar fizik tedavi uzmanları tarafından bir yere not alınıyor ya. Bu kısım işin en başlangıç kısmı. Evet, bu başlangıç kısmı ile ilgili bir cümle yazmamız lazım. Ne yapıyoruz? Kimin için yapıyoruz? Ne yapacak? Sonuç ne olacak? Bunları belirten bir problem cümlesi. Dolayısıyla biz bir mobil uygulama yapıyoruz. Terapistler için, bunlar notlarını alabilmeleri için yapıyoruz. Sonra biz bunları doğru ve düzgün bir şekilde sisteme girebileceğiz. Problem cümlemiz bu. Daha sonra söylemiştik, tasarımlar. Yine aynı şekilde ne tasarlıyoruz, kimin için, ne yapması için ve sonuç. Bununla ilgili cümlemizde yazıyoruz. Bir tane bir terapistler için bir menü yapacağız. Formları doldurabilmeleri için hızlı ve çabuk bu şekilde bu formlar doldurulabilecek. Evet, burada başka bir form, hastalar geldiğinde hastaların her gelişinde bir tane randevu formunu doldurabilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de gene bir cümlemiz var. Ayrıca her müşteri, her hasta geldiğinde verilen hizmetler not alındıktan sonra onun bir imzası alınıyor ki sistemde kayıtlı olsun, ileride kullanmak üzere. Burada bir pad üzerinden, notepad üzerinden imza atabiliyoruz. Evet, demek ki bu bizim çözüm cümlemiz. Şunlar da özelliklerle ilgili yapacağımız kısımlar. Yaptığımız uygulamalar kullanıcı odaklı olmalı. Yani kullanıcıya göre olmaz. Onun için ona göre nasıl yapılabilir, nasıl kolay olur diye onu belirliyoruz. Kullanıcı odaklı tasarım, iş akışı ve iskelet sistemini belirliyoruz. Bunu yapmak için de gene gerekiyorsa bu işi kullanacakların yanında bir gün, iki gün veya ihtiyaç kadar, ne kadarsa o süre beraber gözlemliyoruz. Bu insanlar nasıl yapıyor? Bakıyorsa hareketli insanlar, demek ki bunlara mobil bir cihaz gerekiyor. Ya da sabit duruyorsa ona göre bir cihaz gerekiyor. Kim nerede çalışacaksa oradaki bütün sistemi gözlemliyoruz. Evet, bunlar hareketli kişiler dedik. Onun için pet kullanmaları daha uygun. Onun için de tasarımları ayarlarken iPad'e göre, iPhone'a göre ya da diğer bilgisayarlara göre ayarlıyoruz. Evet, bizim sistemimizde müşterilerin bilgileri var. İkinci de her randevusuna geldiğinde tarih ve zamanı kaydediyoruz. Sonra o randevuda bu kişiye hangi hizmetler verilmiş, hangi tedaviler yapılmış, bunları belirliyoruz. Üçüncüsü, bir imza kısmımız vardı. Daha sonra bu randevu ile ilgili şöyle şöyle yapıldı, şunlar oldu, şunlar konuşuldu deyip notlar alabiliyoruz gerekiyorsa. Evet, demek ki şöyle bir tasarım. Bu müşteri kartı, bir müşterinin her geliş için bir kart. Daha sonra da bu kartın üzerinde şu bilgiler
vardı. Evet, bunları belirledikten sonra biraz daha detaylı müşterileri böyle bir liste halinde görüp içinden kim geldiyse onu seçebilmemiz gerekir. Kolay olsun diye. Sonra böyle bir müşterinin detayı alt tarafında bu müşterinin geliş tarihleri ve saatlerini görebiliriz. Evet. Bir müşteri listesi, bir müşteri kartı ve randevu kartı şeklinde 3 tane tasarımla bu iş çözeceğimizi düşünüyoruz. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra size şu anda ben bir şey göstereyim. Bu işin sonucunda nasıl bir şey yapacağız? Evet. Bu şekilde bir dosya oluşturacağız bu eğitimin içerisinde baştan sona kadar. Burada mesela gördüğünüz gibi müşteri listesi var. Herhangi birisine tıklayınca onunla ilgili bir müşteri kartı. Gördüğünüz gibi müşteri bu kişiymiş. Adı, şehri, telefonu burada. 4 kere randevuya gelmiş. Bu randevuda ne yapmışız? Kenara tıkladığımız zaman onun kartını görebiliyoruz. İşte 60 dakika bu, 60 dakika bu, toplam 120 dakika bu randevusunda bulunmuş. Keza burada raporlar alabiliyoruz. Mesela 2017 yapalım. Kayıtlar. Mesela Garcia ne kadar çalışmış? Bunun gibi raporları verebilen bir şey var. Bunların nasıl hazırlandığını beraberce hazırlayacağız. Bu 7-8 saatlik dersin sonunda bunu yapabilir durumda olacaksınız. Böyle bir programı. İşte buradan müşterinin listesine gidebiliyorsunuz. Müşteri detayları, randevular, raporlar. Bunu sıfırdan kendimiz oluşturacağız. Biraz daha ilerlemiş halde var ama bunu bu sefer de yetiştiremeyiz herhalde. Burada böyle bir ekranla karşılaşıp adını yazınca direkt kartına gidiyorsunuz. Tekrar ana ekrana geliyorsunuz. Sonra mesela upcoming visit derseniz yeni bu hafta kimler gelecek? Onlara şunlara tıklayıp bir mail gönderme şansınız var. Mail gönder altında buna mail gönderildi diyor. 2 kere gönderildi diye o şekilde notlar alabiliyor. Müşteri listesine direkt buradan geçebiliyorsunuz. Müşteri listesine adının baş harflerine göre istenen bir şekilde. Bu yaptığımız programın daha geliştirilmiş hali de bu halde. Bunu tabii artık sizin kabiliyetinize göre elinizdeki alet belli. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Ben bu dosyaları şimdi kapatayım. Şimdi diğer kavramlara gelelim. Bu database'teki bir takım tabirler var. Bunlar genel şeyler. Evet, bunun verilerin düzenlenmesi, organize edilmesi hakkında. Şimdi bir sürü bilgi var, bir sürü kağıt kürek. Bunlarla hangileri bize lazım? Neleri kullanacağız? Onun için bir takım kavramlar var demiştik, bir takım terimler var. Table, bunu tablo diyoruz Türkçe. Bunları bir Excel sayfası gibi düşünün. Mesela bir Excel sayfasında müşterilerin ya da malların ya da kitapların ya da neyin bilgisini tutuyorsanız bu bilgilerin bir Excel sayfasına yazıyorsunuz. Bu bir table diyoruz biz buna. İkinci bir şey alan, üçüncü bir kavram record ve de ilişki. Bunları biraz daha açalım. Evet, table demiştik. Mesela burada adı, soyadı ve e-postası bir tablo. Tablodaki her bir bilgi, mesela burada adı, soyadı, e-postası, şehri, adresi, vergi numarası, bla bla bla, bunların her birine biz bir alan diyoruz, field. Bunu veri tabanı terminolojisinde buna sütun halinde alt alta görüldüğü için column, kolon dendiği de oluyor ama biz burada alan tabirini yani field İngilizcesi kullanacağız daha çok. Bunlar bizim fieldlarımız. Bu filtrelerin bir tanesi dolduğunda bunun adı biz bir kayıt diyoruz. Mesela bu John Smith'in kaydı. Kayıt dediğimiz şey de bu. Buna kayıt diyoruz. Sonra mesela randevuları da kaydettik bir yere. Şu tarihte randevuya geldi şu kişi.
Bu kişinin aslında müşteriler tablosunda bir kaydı var. Burada da geldiği randevular. Bir kişi birden fazla geldiyse öbür tarafta bu kişinin birden fazla kayıt söz konusu haliyle. Bunu biz normalde Excel'de yapsaydık şu şekilde yan yana yazardık. Böyle yazdığımızda bir sürü bilgi birden fazla kere yazılmış oluyor. Bakın burada görüldüğü gibi. Mesela John Smith birden fazla geldiyse bu kadar kayıt oluyor. Peki her seferinde John Smith farklı e-postalar verirse hangisi geçerli? Hangisi en son? Bunu bilmekte bazen zorlanabiliyoruz çünkü bir hesap tablosu gibi değil, bir veri tabanı olduğundan dolayı. Bakın 3 kere gelmiş, 3'ünde de farklı e-postalar var. Bu tip sıkıntılar var. Halbuki relation olsa burada bir tane resmi, John Smith var. Orada bir tane e-postası var. Burada her gelişinde John Smith geldi dediğimizde burada direkt bununla bağlantı kurarak tekrar e-postasını, şehrini telefonla almaya gitmiyoruz. Telefonu değiştirince en son telefonla bütün randevular için geçerli hale geliyor. Şimdi bizde kaç tane tablo olacak? Bunu belirlemek için bu dokümanın önerdiği bir yöntem var. Hani demiştik ya bir problem cümlesi. Biz bir mobil uygulama tedavi uzmanları için düzenliyorduk. Servise kayıtmalar için. Bu cümledeki isim olan şeyleri bir kenara yazıyoruz. İsim olarak ne var? Mobil diye bir isim var. Terapist var. Servis var. Client var. Visit var. Yani randevu, terapi uzmanı, verilen tedaviler, müşteriler. Bunlar isimler. Diyoruz ki bununla ilgili biz bilgilere ihtiyacımız var mı? Mobil cihazların bir şey tutacak mıyız? Bu uygulama için hayır. O zaman mobiller istemiyoruz. Peki terapistler? Zaten 3 tane terapist var. Üstünde tanıyoruz. Bunlarla ilgili bilgiye de gerek yok. Peki verdiğim hizmetler? Tabii ki hangi hizmet, ne zaman, kaç dakika verilmiş bunu bilmemiz gerekiyor. Hastalar, müşteriler bunları da bilmemiz, onlarla ilgili bilgi tutmamız gerekiyor. Randevular bunlar. Demek ki bizim tablolarımız bu üçü olacak. Müşteriler, randevular ve hizmetler. Üç tane tablo. Birisi müşterinin bilgileri. Adı, soyadı, adresi, telefonu, bla 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 diğer şeyler. İkincisi ne zaman, saat kaçta gelmiş bu bilgiler. Üçüncüsü geldiğinde hangi hizmetler, hangi işler yapılmış. Bunlarla ilgili tabloları belirttikten sonra diğer aşamada hangi tabloda ihtiyacımız olan bilgiler nelerse onları belirleyeceğiz. Mesela müşteri için adı, soyadı, hangi şehirden geldiği, telefonu, e-postası, fotoğrafı. Burada daha fazla şeyler, vatandaşlık numarası gibi veya şeyler gibi bilgiler olabilir. Keza vizit için ne zaman geldi, saat kaçta geldi, hangi tedavi uzmanı buna hizmet verdi, o kişinin imzası ve bu randevu sırasında aldığım notlar. Hizmetlerde ise hangi servis kaç dakika verildi bilgisi bize yeterli olabilir. Değilse mesela ücret ve fiyat gibi şeyler varsa onları da ilave edilebilir. Zaten uygulamanın ikinci kısmında onlar da ilave ediliyor. Şimdi tablo, alan, kayıt ve ilişkileri anladık. Bunları geçelim. Bir müşteri, bir hasta birden çok randevuya gelecek haliyle. Dolayısıyla her birisini burada başka bir tabloda bunları kaydediyoruz. Dolayısıyla bu kaydın kime ait olduğunu bilmek için ondan önce şu kavramı bir anlatayım. Biz buna bir kişi bir sürü defa geldiği için birden çoğa ilişki. One to many İngilizce olarak söyleniyor. Bir kişi birden fazla gelebiliyor. Burada bir kayıt var. Bu kayıt için burada bir sürü kayıt var. Bunu bu şekilde sembolize edebiliriz. One to many. Burada bu iki tablodaki bilgileri ilişkilendirmek için bir bağlantı, bir alan olması gerekiyor. Mesela ben buraya hepsine John Smith yazarsam şu randevuya demek ki John Smith gelmiş diyebilirim. Burada da John Smith yazıyor. Dolayısıyla ikisini eşleştirebilirim.
Fakat şöyle bir problem olabiliyor. Jane Smith gelince Jane Smith'in bazen iki tane olabiliyor. Aynı isminin iki kişi. Bu defa iki Jane Smith karışabiliyor. Veya Jane bir şekilde soyadını değiştiriyor evlenerek ya da başka bir şekilde. Dolayısıyla burada Jane Smith yazıyordu. Halbuki şimdiki ismi Jane Doe. Dolayısıyla bu kayıtlar veri tabanı tabirle yetim kalıyor. Burada bunların daha önceki ebeveyn kayıtları değiştiği için. Burada Jane Smith yazıyordu. Burada Doe oldu. İki tane olması ve bunlardan dolayı böyle bir sıkıntı doğuyor. Onun için ya da buraya yazarken yanlış yazma ihtimali var. O zaman eşleşmediği için bu kayıtları gene göremiyoruz. Bundan dolayı bizim bir yöntemimiz var. Bütün bunlara biz ilave bir alan açıyoruz. Buna identification yani tanım alanı, kimlik alanı. Client ID. İkisine de birer tane client ID koyuyoruz. Jane Smith'e 101 numarayı verdiysek buraya sadece 101 yazıyoruz artık. Jane Smith yazmıyoruz. Zaten öbür tablodan 101'in Jane Smith olduğunu bildiğimiz için gerekirse bu ismi buradan kullanabiliyoruz. Oradan belgeler üzerinde gösterebiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir anahtar alan her zaman kullanılmak zorunda kalıyoruz. One to many demiştik. Birinci taraftaki bu anahtara biz birincil anahtar, primary key diyoruz. Burada bir tane birinci anahtar var. İkincidekine de burada bir sürü yüzük. Burada bir tane yüzük olmak zorunda. One taraf olduğu için. Burada ise birden fazla var. Buna da foreign key, ikinci anahtar, yabancı anahtar dediğimiz şey. İkinci anahtar diyoruz biz buna. Foreign key. Randevu tablosunda kayıtlar içinde bir tane her bir randevu için bir kayıt oluşturmakta fayda olabiliyor. Çünkü o kayıtları belirlemek için, silmek için, araştırmak için lazım olacağından dolayı o anda işinize yaramayacak olsa bile mutlaka bir tane açın diye tavsiye ediliyor. Evet, burada artık biz bunu 101 numarayla bağladık iki tane kaydı. Keza her randevusunda buna bir takım tedaviler yapılıyordu. Burada da her randevunun bir numarası vardı. O randevu numarasını verilen tedaviler, hizmetler kısmına yazarak bu ilişkiyi kurmak için kullanabiliyoruz. İşte Jane Smith 3 kere gelmiş. İlk geldiğinde 2 tane hizmet verilmiş. İkinci geldiğinde tek bir hizmet verilmiş. Bu bilgiler burada gözüküyor. Bunları yaptıktan sonra bu 3 tane tasarımla bu işi çözeceğiz. Birinci tablo müşteriler tablomuzu, ikincisi randevularımız, üçüncüsü ise verilen hizmetler tablosuydu. Evet, bugün anlatacaklarımız aşağı yukarı bunlardı. Yarın ben burada bunları yapacağım bir kere. Sonra da neler yaptığımı şunları yapın diyerek size bildireceğim. O kısmı yarın yapacağız. Bu arada gördüğünüz gibi bu sunumu da kullandığımız FileMaker hazırlanmış durumda. Bir PowerPoint ya da bir şey yerine madem elimizde böyle bir araç var dedik. Bu sunumdaki bütün bu slaytlar FileMaker üzerinden anlatılıyor. Bu da bilgilerinize. Yarın bununla devam edeceğiz. Hepinize iyi geceler.